Ha, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgem Seri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dream Mix 2021 videosuyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, öncelikle size bir sitemde bulunacağım. O kadar yorumlarda görüyorum. Abi pesat, abi pesat. Bu kanalın kitlesi pes istiyor. Pes atıyorum izlenme bin yani akıl alır gibi değil arkadaşlar. Yani pes isteyen kitlenin bu kadar bir de çok düşük like atıyorsunuz. Yani pesi mi atalım? Dirim atıyorum abi 14.000 izlenmiş bir hafta önce attım video. Yani siz kayasayın abi ben isterim ki pes mobile videosu atayım. Gümbür gümbür izlensin. Ne eksik var ki benim dünkü pes videomda? Çok da güzel bir içerikti gerçekten. haversi çıkarmışım. Engolo Kante çıkarmışım. Elimden geleni yapmışım video içeriğini olabildiğince hiçbir şekilde küfür etmemişim. Yani YouTube neden önerilenleri çıkarmıyor ki? Gerçekten çok şaşırıyorum. Şimdi dostlar sizden bir like bekliyorum ve geleceğin en iyi oyuncusu benim gözümde en iyi forvetini transfer edeceğiz. Tahminlerinizi duyar gibiyim, görür gibiyim, okur gibiyim. Sizce geleceğin en iyi forveti kim? Çok genç bir oyuncu, gerçekten muazzam bir oyuncu. Bu hafta hatta 4 gol attı. Siz ipucaya geçerken arkadaşlar ben şundan da bahsedeyim. Dreamlik Sıkır 11. lig çok zor bir lig. Gerçekten çok çok zor bir lig. Ve artık XP kasmaya çalışırken ben kadromu genişleteceğim. Bundan da bahsedeyim. Sizden bu alacağım oyuncu için gerçekten çok emek verdim arkadaşlar. baya baya bir emek verdim. O yüzden güzel bir destek bekliyorum. Sosyal medya hesaplarından neden beni takip etmiyorsunuz? Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Orada çekiliş duyurusu yapacağım. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. O yüzden oradan takip ederseniz. Ee, çekilişten, e çekilişten haberdar olmuş olursunuz canlarım benim. Videoya geçelim. Küresel mücadele kupasında Utrea maçı var ama biz online yapacağız. Ee, dediğim gibi hangi oyuncuyu alacağımı duyar gibisiniz ve görür gibisiniz. Transfer listesinde oyuncuları göreceksiniz ve işte evet, çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. E ee, Erling Haaland yani inanılmaz bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Yani şu oyuncunun e, bir buçuk senede kat ettiği yol Nereden nereye ve piyasa değeri 96 milyon 800 bin euro şu an için. Yani güncel olan 100 milyon euroluk bir oyuncudan bahsederiz. Erling Haaland welcome to my team. Hoş geldin takımma inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir transfer. Erling Haaland sen ne transfersin? Tamam Messi'ye bakar mısın? 1.99 boyunda param olsaydı belki alabilirdim ancak 40 coins'e kadar düştük. Sezon pası alalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sezon pası alınır mı? Alınmaz mı? Hep birlikte bakacağız. Erling Haaland'a bakar mısın? CF'de çok iyi bir konuma sahip. Şimdi koçlara geldik. Ee, burası da önemli arkadaşlar. Tek tek oyuncularımızı geliştireceğiz. Kaleci ile başlayacağız. Kaleciyi kullanalım. Ya oyuncuların tümü kaleci de maksimum potansiyeli ulaşmış. O yüzden kaleci artık işimize yaramayacak gibi. Kondisyona geleceğiz. Buradan başlayalım. Kimle başladık? Okay ile başladık. Okay kaçmış? 70 gen. 70 gen de Okay kaldı. Tamam sıkıntı yok. Ee, şuradan bir tane daha kullanalım. Hurricane. artık mil adını doldurmak üzere. 87 pas 93 gayet iyi. Sıkıntı yok. Şuradan bir tane daha basmamız lazım. Omar Abdelau 72 gen olmadı mı? Evet 72 gen oldu. Sıkıntı değil. Gayet iyi. Gayet iyi. Hmm, buradan kondisyona gelelim. Kondisyonu da yavaş yavaş. Erling Haaland. Haaland'la başladık. Gayet güzel Erling Haaland. Ben Ronaldo'yu istiyorum ya. Ronaldo'nun gelişimini. Gerçekten çok... mu? Merih Demiral. 74 gene kadar yükseldi. Gayet iyi. Dayanıklılığı da fena değil şu an için. Şimdi tekliler bitti mi? Hmm, burada var. Saul. Abi Saul'un kafaları çok iyi. Yani satmayı neden düşünmüyorum'un yanıtı çok güzel ee, Korner iyi sonuç elde ediyoruz. İki oyuncu geliştireceğiz. Kylian Mbappe ve David Alaba. Bu arada Mbappe 93 gende kalmış. Alaba ise 89'a kadar yükseldi. Gayet iyi. Gayet iyi. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Şuradan da bir kullan dedik. Nacizden Luis Suarez 86. Silva 83 idi. 87 84. Evet gelelim buraya işte. Kim kim zeki? Neymar Verati. Abi bakar mısın? Zeki var? Verati bu arada ee, Zeki herhalde miladını tamamladı. Yıldız geldiğine göre evet maksimum gelişimi tamamladı Zekiçilik Artık onun için işler buraya kadar ve buraya baktığımız zaman Harry Maguire 82, 87, 88, 89 84 Saul Niguez 72, Okay Yokuşlu bu arada Harry Maguire efsane oldu. Erling Haaland forveti alacağız seni mecbur. Ronaldo'la e, Ronaldo ile Ronaldo birlikte oynayacaksın Erling Haaland. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum da benim Agüero'm da orada Cancelo'yu sağ bek oynatalım. E, kendini fulllemiş oyunculara bu dikkat ediyorum da başka var mıydı ki ya? Galiba şu an için böyle bir kadro yeterli gibi duruyor. Aynen yeterli gibi. De. Fizyoterapistler var onlarla hiç uğraşmayacağız. E, kaleci artık transferini yapmayacağız arkadaşlar. Erling Haaland Online maçlar çok zorlu oluyor. Bir online maç yapacağız Erling Alant'la. bakalım. Nasıl bir oyun ortaya koyacak? Ee, zor rakipler mi? Yani ilk kez zor bir rakip gelmedi. Yani biraz daha denk bir takım diyebiliriz. Ki son 5 maçın 3'ünü kazanmışım. Rakip ise bayağı iyi bir performans ortaya koymuş. Ben 354.000 XP. 75 kupam varken. 1.5 milyon XP. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Benim rakibim full online kasmış. Çok güzel Erling Haaland. Çok sert bir müdahale. Şimdi Lionel Messi kaleci çok güzel bir kurtarış yaptı. Arnavutluk bayrağı gibi gözüküyor ama emin değilim. Evet Arnavutluk bayrağı. Haaland'ımız iş yapar mı bugün? Christian Eriksen. İşte bu defans arkası toplar arkadaşlar. Oyunun bugü gibi bir şey. Yani biz de mi denesek? Haaland. Haaland'ın daha hızlanması var arkadaşlar. Haaland şu an böyle gözükse de Baski, baski. E, Halant'a uzun top atacaksınız abi. Kafayı vuracak ve sprinterli özelliğe sahip bu haftaki golleri çok çok iyi. Yetiş, yetiş, yetiş abi yetiş. Çok iyi. Sıkıntı yok. Cancelo. Kaçırdık. Messi. Yani Leonardo Bonici. Baskı çok iyi ancak orada. Ya benim kadar en az iyi oynayan bir rakip. 1.5 milyon XP kasmış. Kolay değil. Hemingson. Güzel pas diyecektik ama abi sağlı sollu gelmeye çalışıyor. Heming son Çok tehlikeli bir atak. İşte Mesut özüyle bıraktı. Mesut. Christian Eriksen baskı. <laughs> İnanılmaz bir şut denedi. Bu arada Douglas Costa'nın şutuna benzedi. Douglas Costa'nın bu haftaki şutu efsane ötesi bir şeydi. Haaland indir. Kurban olayım indir. Çok da kısa değil aslında Haaland. Kısa diyorum. Çok uzun bir oyuncu. Ancak istediğimiz verimi alamadık. Çok tehlikeli geldi. Yalnız burada biz de o kadar kötü değiliz. Haaland kaçırdık bu sefer. Erling Haaland gole giriyor. Erling Haaland pasını aktardı. Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo gol gelir. Ronaldo vuramadı. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata arkadaşlar. Bakın hata diyorum gerçekten hata. Yani yapmamam gereken bir şeydi. Rakip biraz daha telaşlı ancak oyunu toparlamayı iyi başardı. Evet sol kanada doğru oynadı. Çok tehlikeli geliyor. Asensio. Asensio. C sahası içi bomboş. Ceza sahası içi bomboş. Çok iyi bir kurtarış. Kalecimden. gerçekten muazzam bir kurtarış. Arkadaşlar yenilirsem kusuruma bakmayın. Yani de elimden geleni yapıyorum. Golü attı. Yani ne yapabilirim abi yapacak hiçbir şey yok. Top önüne düştü. Ve golü de bulmuş oldu. Tekrarını izleyecek olursak ki göreceksiniz zaten. Evet tamamen bir şans topu önüne düştü ve golünü atmayı başardı. Şimdi defans arkası oynamadığı için bu rakibe karşı ofans oynayacağım. E, taktik dizilimi biraz değiştirmek istiyorum. Yalnız çok top yapıyor arkadaşlar. Çok top yapan rakipler bana çok sıkıntı yaratıyor. Zaten 1.5 milyon XP kasmak da kolay değil. Ancak işte rakibinde taktik anlayışı bu. Bayağı bir online maçı yapmış ve 1.5 milyon XP'yi Kasım şu maç bizim canımızı yakacak ama söyleyeyim ya zor abi ya bak paslı biraz sürekli oyunu soğutuyor bu da onun taktiği zaten dediğim gibi xp kasıyor adam. Evet zor ya arkadaşlar e, konsantremi bozuyor bu paslaşma olarak kırmızı kart olması lazım. De Bruyne'ye sarı kart. Yani ilginç. Bişti benim adamı ancak oradan hiçbir şey vermedi gibi bir şey. Ah Halanta ah. İstediğim gibi çıkaramadım. Paslı oynayacak muhtemelen. Evet. Yani rakibin onun işi gerçekten belli arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. iyi bir müdahaleydi. Maguire çok iyi. Kaçır, kaçır tersi kaçır. Çok iyi yetişirsen Ronaldo. Offside. Haaland gol. Offside yok. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Erling Haaland bu arada keşke benzetmiş olsaydınız. Kurban olayım şu adamı. Benzetememiş olmanız çok ilginç. Topun gerisinde miydi? Ama çok güzel bir gol be. Erling Haaland yeni transfer. Yeni gol. Erling Haaland. Yani kaybedeceğimi düşünüyorum çünkü dediğim gibi rakip e, hiç sevmediğim bir sistemde oynuyor. Bu sevmediğim sistemde bana zarara uğrayacakmış gibi hiçbir şey yok. Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok şu an için. Gol yedik. Yani çok ilginç arkadaşlar. İnanın çok ilginç. Yani şu defans arkasına direkt top atıp nasıl gol yiyor? Akıl alır gibi değil abi ya. Yemin ederim akıl alır gibi değil. Çok ilginç bir gol yedik. Ya üzülüyorum. Hak etmediğim bir e, yenilgi. Yani sürekli pas yapıyor %68-32. Ben böyle sıkıcı maçlarda sevmiyorum arkadaşlar. Yani oyundan keyif alıyor mu bilmiyorum. Ben keyif almıyorum. Onun sürekli pas yapmasından. Tabi taktiği de bu olduğu için bir şey diyemeyeceğim. XP kasıyor adam sonuçta. Goerling halantı gene kaçırdık ancak. Geç kaçırdık. Kötü kaçırdık. Yani korka korka oynuyor yemin ederim ya. Önde olmasına rağmen korka korka oynuyor arkadaşlar. Yani yazık. Gerçekten yazık. Başka bir şey demiyorum. Şimdi çok güzel Messi. Ronaldo'ya bıraktık. Ronaldo orada adam mı yetişir mi yetişemedi. Yani... <laughs> Aldın galibiyetten gerçekten mutlu olacak mısın? Çok merak ediyorum. Eriksen pası Haaland offside. Yani her mutlu olacak mı ya? Bu izleyici, bu kişi. İki birlik mağlubiyet yaşadık. Yapacak bir şey de yok açıkçası arkadaşlar. Yani rakibin taktiği bu. Sürekli pas yapıyor bu arada. Telefon elimden düştü. Sürekli pas yapıyor arkadaşlar. Bundan da haz almış mıdır bilmiyorum. Bakın %64'e 36. 1,5 milyon bir kasmış adam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mağlubiyetler yaşamaya devam ediyoruz. Trimlik 11. ligde ama elimizden geleni de yapıyoruz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son 5 maçın 3'ünü kaybetmişiz. Yapacak çok fazla da bir şey yok. 2 galibiyeti ligde kalırız. Bir dahaki videoya kadar sevgiyle kalın.